Hazırım. Bu geçkinleşen erkeklerde farklı oryantasyonlar olabiliyor benim gibi. Vücut dili bir değişti. Bir şey oldu. Ben öyle mi yapıyorum Allah aşkına? Ben yapıyorum. Tamam. Sen yapmıyorsun. Evet, peki sonra? Sonra da nakarata geçiyor. O nakarata bayılıyoruz. Çok dolu aç sözler. Aç koynunu gireceğim. Aç koynunu gireceğim. Gireceğim derlenme. Dudağından öpeceğim söylenme diyor. Bak şimdi aç koynunu gireceğim derlenme. Tabii. Ne derleniyorsun? Yok istemiyorum. Başım ağrıyor. Zorla da işte dudağından. Öpeceğim. Ama sende de bir şey oluyor. Yani sen onu söylediğin zaman ben böyle hafif bir titriyorum. Yani. Ya. Nasıl ya? Herkesle beraber titriyoruz. Ben özel olarak evde titremiyorum. Sezen Hanım da Sibel güzel titreyecek sözler yazmış. Biz Tuncer'le dinliyoruz seni değil mi? İkimiz titreme geçiriyoruz. Öpeceğim falan. Dur lan ne oluyor falan. Hep bütün seyircilerle beraber öpeceğim deyince adamlar bir sarsıyor. Şimdi bunu niye? Burada bir gariplik var. Şimdi Türk pop müziğinde senin gibi usta sanatçıları kadınlar takip ediyor özellikle. Özellikle kadınlar takip ediyor. Kadınlar sürüklüyor şarkıları. İşte efendim arabayla gidiyorlar. Adamlar falan filan bir yere eğlenecekler filan. Aç sevgilim radyoyu. Aç koy sevgilim işte bizim şeyi neyse ne takıyorsan. MP3 mü bilmem ne mi bıdı bıdı mı Spotify mı falan filan. Koy simgeyi öpeceğim falan filan. Adam diyor ki ne iş abi? Kadınlar hep bir ağızdan söylüyorlar. Kadınlar hemen ezberler. Evet. Erkekler ezberlemez. Düşünsene adam arabayı kullanıyor. Öpeceğim. Olmaz. Yani, dolayısıyla kadınlar bunu yapıyor. Fakat bu sözler aslında erkekleri uyaran sözler olması gerekirken kadınları uyarıyor. Kadınların sevgisini kazanıyor. Şimdi burada bir gariplik var. Yani kadın ya bundan bir transfer yapıyor, ruh transferi yapıyor. Yani o sırada kendisini erkek gibi hissediyor, öpeceğim diyor, simge ona öp yavrum diyor kafasında falan. Ama oradan da erkeksi ama bir yandan seninle beraber güçlü bir şeye bürünüyor, güçlü bir role bürünüyor. Ve o da dönüyor diyor ki doğru kullan lan arabayı. Güç veriyorsun kadınlara, güç veriyorsun. Güzel. Yaptığın şey bu. Güzel, süper o zaman. Yani, evet. Yani kadınlar... Demek Beyazıt böyle şeyler söyleyebildi mi hiç? Yok. O kadar programına katıldın. Hiç bunu sordu mu diyorsun? Hayır sordu. Ya sorar o. Sorması önemli değil. Söyledi mi diyorum. Önemli. O soruyor. Ne yaptın o şarkıyla? Ne yaptın mı? Hayır diye sorar yani. Ne yaptın o şarkı güzel oldu. Tamam. Evet. Yani söyledi mi diyorum. Yok. Söylemez. Hep kendine saklar. İnsanlar kendisi... Beyazıt'a bayılıyorum. Çok özlüyorum onu. Başka kimi özlüyorsunuz? Ha? Başka kim? Herkesi özlüyorum. Geldi mi o İstanbul'a? Beyazıt. Dönmüştür herhalde. Dönmüştür. Bir gün sonra döndü bizden. Çağırmıyor beni. Söyleyeyim çağırsın. Söyle vallahi. Beraber bir turne yapalım. Turne üçümüz. Yani birileri daha olur herhalde. Sen ben Beyazıt. Bence çok güzel olur. He? Süper olur. Beyazıt çok büyük bir herif değil mi? Çok büyük. Büyük ve dolu. Ben hala alışamadım onun büyüklüğüne. Hakikaten böyle bir hani hep bizi karşılaştırıyorlar maşallah yıllardır falan filan. Boylu tabii. Senden boylu. Benden de boylu ama. 2 santim. Çok büyük ya. Çok büyük, çok kocaman. Ya. Ben bunu öpeceğim diye parmağımın ucunda kalkıyorum ya. Hakikaten o kadar büyük. Bir de iri, bir de hep el şakası yapar. Onu bilmiyorum, bana yapmadı. Sana yaparsa zaten polis çağırman lazım. Nasıl bir şey yapıyor ki acaba? Sıkıyor. Ya. Sıkıyor. Çok acıtıyor. Ben kimseye öyle sıkmıyorum. Oo, yapıyor böyle. Dur lan. Vallahi acıyor yani. Yapma diyorum. Yapma ne yapıyorsun Beyazıt diyorum ya. Buralarda. Ne yapıyorsun? Neyse. Özlüyorum. Son Bodrum'da karşılaştık. Ne yapıyorsun abi? İyiyim. Sıkılıyor musun? Neye sıkılıyor muyum? Çok sıkılıyorum ya. Öyle mi dedi? Sıkılıyorum diyor ya. Yaşlandık yani. Hayat geçiyor. Yaşlanınca sıkılıyor muymuş? O zaman yaşlanmayalım. Biz vampir gibi olduk. Hani böyle mesela vampir 800 yıl yaşıyor. Sürekli yeni aşklar yaşıyor böyle. Her yüzyılda birkaç yeni aşk falan. Öyle olduk. Bıktık dünyadan. Ben vampir gibi hissediyorum kendimi. Yani Beyazıt da öyle, vampir gibiyiz. Hani vampir yok mu öyle? Transilvanya'dan biz. Hı hı. Ondan sonra yani şey yapıyor, sıkılıyorsun. Sıkılıyorsun hep yeni. Bir süre sonra artık yaşlanmak ve hakikaten tekmeyi yemek ve gitmek gerekiyor. Yani ben bunu hep söylüyorum. Yani bir süre sonra tamam artık emekli edin ya. Emekli edin, gönderin, yeni tipler gelsin böyle hadi bakalım falan filan. Bir manyaklar gelsin. Onlar da bizim ortamda çıkmadılar. Onlar da hep sosyal medya. Evet, onlar başka bir tarafı. Bir de onlarla oturduğun zaman da böyle hani suratına karşı şey de yok böyle. Ne yapıyorsun lan sen kimsin falan, öyle bir şey de demiyor. Saygı duyuyoruz abi. Kardeşim diyorum, Halit Kıvanç değilim yani ben. Anlatabilir miyim? Yani böyle yapmayın filan. Peki, yeni klibe bakacağız. Bakalım hemen. Şarkına bayılıyorum, öpeceğime bayılıyorum. Bir de asın bayrakları. As bayrakları. As bayrakları. Nedir o? Ne anlatıyorsun orada? Sözlerini Onur yazdı. Bestesini birlikte yaptık. Onda da eğlenceli, tatlış bir şeyler anlatıyor yani. Ne diyorsun mesela? Sözleri hatırlıyor musun? Sözleri hatırlıyorum. As bayrakları. Sonra? As bayrakları. Çok anlamlı. Susturdum ben çaylakları. Susturdum çaylakları. Ya bu slogan ama yani. Evet. Susturdum ben çaylakları, ismin yazsın akşamları, yerde gökte diye böyle eğlenceli. Güzel. Sözleri olan. Yani slogan. Biraz da böyle ne bileyim işte sloganı olan ve insanların eğlenme ihtiyacı olduğu için işte yazılmış bir şarkı. Ben bir kelime yazdım ama gerisini Onur yazdı. Sen hangi kelimeyi yazdın? Öper benden çıktı. Benim öpeceğim şarkılar ben çok. Söz yazmakta hiçbir şeyim yok yani, o yüzden yazmıyorum. Öper mi? Öper bana ait. Koskoca şarkıda öper. Bir tek kelime bana ait, o da öper. Komik ama gerçek. Öper nedir yani, bir kader mi? Gelirler öper öperler anlamında diye bir sözü var işte şarkının, orada geçiyor zaten, dinlerken görürüz. Kamerayı buraya koyman çok iyi oldu. Hiçbir şey görmüyor. Evet, görelim. Nasıl yapıyorsun ya? Şimdi sen küçücük bir kızsın işte. Bak bu, ben buna bayılıyorum. Bu sanatçılarda çok önemli bir şey. Yani orada büyüyorsun. Allah'tan orada büyüyoruz. Yoksa işte hiçbir şekilde gözükmeyeceğim yani. Hayır büyüyorsun orada. Yani orada bir şey var. Sende bunun işte mayası var, kumaşı var, nesi varsa. Hı hı. Aurası falan filan, bir sürü laf kullanılır bunu anlatmak için. Yani orada büyüyorsun. Şimdi burada oturuyorsun. Anladın mı? Burada kız kurusu gibi oturuyorsun ama orada çok havalısın mı yani? Evet. Evet. Çok iyi. Ama bak sanatçı budur. Sanatçı budur. Bence de. Anlatabildim mi? Yani bence özel hayatın ya da katıldığın programlardaki tevazun, Beyazıt'ta değil, bendeki tevazun ve orada işlerinde, sahnede ya da kliplerde büyümen harikulade bir şey. Harikulade bir şey. Ben. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir anda başka bir dünyaya ışınlanıyoruz ve dünya çapında bir sanatçı görüyoruz orada. Ay inanmıyorum. Bu çok teşekkür ederim. Samimi söylüyorum. İlk bakışta tamam, baktın bu kadar. Devam. Dur. Bunu Ajda Pekkan'dan beri merak ediyorum. 94-95 Ajda'nın bir klibinde siyahi vatandaşlarımızı ya da siyahi dansçılar oynatıyor. Ben dedim ki yani Türkiye'deki siyahilerin nüfusa oranı nedir? Evet. Şu nedenle söyledim. Yani bu ırkçı bir yaklaşım yok. Yani bütün dansçılar siyahi. Türkler dedim dans şey yapmıyor bizim. Dans edemiyorlar. Dans edemiyorlar falan. Sizde siyahi. Bir tane var bizde. Bir tane kullan. Yani bunu bir yüzdeyle mi yapıyorsunuz? Yani nüfusa oranı açısından mı yapıyorsunuz? Onu ben kararlaştırmadım. Yönetmenim siyahi falan mi istediler? Ben istemedim. Yönetmenim ya da dünya klibi mi yapmak istediniz? Birazcık böyle ne bileyim öyle canı istemiş olabilir. Seçkin Süngüç çekti klibi. Benim çok yakın arkadaşım ve... Seçkin bizim Seçkin. Bizim Seçkin çekti. Çok yönlü adam. Çok yönlü adam. Bizde de konser verdi. Burada Dada da Club'da. Çıktı, Dada'da. Çok eğlenceliydi aynen, konserinde. Her şey zaten o. Yani şarkı söylüyor, make-up yapıyor, saç yapıyor, klip çekiyor. Benim fotoğraflarımı çekti ve şimdi yavaş yavaş klibi... Ne olacak bu adamın sonu? Yani bence... Yani çok böyle multi yetenekli bir adam olduğu için hayatını çok keyifli geçirecek. Bir şeye takılıp tek bir şey yapabilen insanlar gibi sıkıcı olmayacak hayatı. Bence çok renkli, neşeli. Yıllarca hayatı boyunca bütün ne bileyim kariyer... Her konuda çok başarılı. Yani her konuda çok başarılı. Çıkıyor bir de şarkı söylüyor falan. İnanılır gibi değil.